Diyarbakır'da küçük bir köy okulunda, ben de Viren İlkokulu'dayım, okul müdürüyüm şu anda. Meslekte 13. yılım oldu, 2008 yılında başladım. İlk başladığım zaman da yine küçük bir köy okulunda başladım. Birleşmiş sınıflı bir okuldu. Öyle şu ana kadar köy okullarında devam ediyoruz. Son 2 yılı geçti, işte 3. yılımızdayız Koda'yla birlikte çalışıyoruz. Burada da bugün böyle Koda ile neler yaptık, nasıl bir değişim yaşandı ondan da biraz bahsedeceğiz. Ben Esra'ya bırakayım sözü. Selamlar herkese. Ben de Esra. Koda'da topluluk koordinatörü olarak görev yapıyorum. 3,5 yıl kadardır Koda'dayım. Ben de bugün İmran hocamızla işte TGV bizi buluşturdu. Teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır böyle bir plan vardı ve gerçeğe dönmüş olmasını görmek bir şekilde güzel. Sizin için bugün biz de hani önümüzdeki birkaç bir saati birazcık geçkin bir süre birlikte olacağız. Neler planladığımızdan kısaca bahsedip biraz söz alıp sonra İmran hocamıza ben de sözü veriyor olacağım. Hem aslında Koda'yı bilenleriniz var mı, bilmeyenleriniz var mı biraz soracağım aslında. Kısa ona göre aslında bir böyle tanıtımını da yapmak istiyorum. Sonrasında da biraz işte İmran hocamıza sözü verip hem kendi aslında öğretmenlik yolculuğu hem Koda'yla tanıştıktan sonra kendindeki ve aslında okul bazındaki değişimler ile dair böyle paylaşımları olacak. Birlikte birçok deneyim de yaşadık aslında İmran hocamızla. İşte kitap yazım süreçlerinde birlikte yol aldık. O kısımlardan biraz bahsedecek ve birkaç da uygulama böyle uygulamalar yapacağız aslında diyebiliriz. Yani hem bir tanışma niyetimiz var bugün bir arada olmuşken hem de böyle cebimize bir şeyler koyabilirsek, biraz ilham da alabilirsek ne mutlu diyeceğiz. Ben öncelikle çoğumuzun görüntüsü kapalı. Asude hocama selamlar diyorum. Devrim Hanım'a da böyle Aykut Bey'i görüyorum. Herkes nasıl diye böyle sormak isterim öncelikle. Chat'ten en azından yazabilir misiniz? Kendinizi şu anda nasıl hissediyorsunuz? Bir perşembe akşamı saat 8'i 6'yı 10 geçerken bir bakalım böyle acaba nasıl hissediyoruz kendimizi. Chat'ten yazmak isterseniz de herkes yazabilir. Ve görüntülerinizi açmanızda mahsur yoksa açabilirseniz de çok şahane olur bence. Etkileşim daha güzel olur. Ayşe Hanım'dan bir etkileşim geldi. Teşekkürler. Heyecanlı ve meraklı. Meraklı iki. Keyifli ve açık hissediyorum ben. Meraklı bir şekilde sizi dinleyeceğiz. Meraklı. Meraklılar çoğunlukta. Süper. Yazmak isteyen olursa o zaman konu ilgili öğrenmeye açık, konuya ilgili öğrenmeye açık, süper. Merak da yine öğrenmeye açıklığı da getiriyor beraberinde. Bir yandan da grupta kimlerleyiz bunu da bir böyle duyma ihtiyacındayız aslında. Kim kimiz bugün burada? Öğretmenler olabilir diye düşünüyoruz. Öğretmen adayları belki olabilir aramızda. Belki gönüllüler vardır. Biraz böyle hani iletmek isterseniz onları da söylerseniz çok sevinirim. Heyecanlı geldi. Kim kimiz? Ve isterseniz hangi şehirde olduğunuzu da yazabilirsiniz bu arada. Evet. Diyarbakır'dan İmran hocamız. Ben şu an Bozüyük'teyim. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Öğretmen adayı son sınıf öğrencisi Aydın'da. Ankara Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi ve gönüllü İstanbul'dan bir öğretmenimiz var. Eğer yazmak zorsa sesinizi açıp ses de verebilirsiniz bu arada. Tamam. Felsefe öğretmeni. Proje yönetimi İstanbul, İstanbul Türk Dili öğretmeni. Süper. Yine yazdıkça da birbirimizi görebiliriz. Ben en azından çok zaman almadan geçmiş olayım. Şimdi ekrana bir kodanın sunumunu yazacağım. Oradan ilerleyin. Eğer hızlı gelirse bana böyle ses edebilirsiniz. Biraz yavaşlayalım diyebilirsiniz. Sorularınız olursa isterseniz arada ya da istediğiniz bir vakitte hani en sonunda da sorabilirsiniz. En azından genel böyle bir aktarım yapmaya çalışacağım. Biraz ekranı büyüttüm ama büyümedi. Büyüdü galiba.
KODA 2016 Aralık ayında kurulmuş olan bir dernek. Aslında yeni diyebileceğimiz bir dernek. Bizim ana odağımızda köy okullarındaki öğrenciler var. Ama bir şekilde biz merkeze öğretmenleri ve öğretmen adaylarını almış durumdayız daha çok. Şimdiye kadar öyle oldu en azından. Türkiye'de her 3 okuldan biri köylerde yer alıyor. Bunlar geçen yıldan alınan istatistiki verilere göre aslında. Türkiye'de her 10 çocuktan biri de köylerde okuyor. Mevcut durumda bir takım sorunlar olduğunu gözlemlediğimiz için aslında bu yola hani iyiden iyiye baş koyduk diyebiliriz. Nedir bu sorunlar? Öğretmenlerin atandıkları zaman mesleki donanım açısından yeterli olamaması, branş ve rehber öğretmeni azlığı, çocukların tarımda veya ev işinde çalışıyor olması, taşımalı eğitimde sorunlar yaşanması, kültür ve dil engelleri, okulların altyapısal eksikleri ve ailelerin eğitimi ve okula dair ön yargıları sorunlar olarak gördüğümüz şeylerdi. Fırsat olarak da görüyoruz ama biz ve ben KODA'nın en çok sevdiğim taraflarından bir tanesi de bu açıkçası. Sadece sorunlara değil, oradaki fırsatlara da odaklanması. Sınıf mevcutlarının az olması aslında bir nevi bir fırsat yaratabiliyor bizim için. Daha sağlıklı bir bağ kurulabilmesi için öğrenci ve öğretmen arasında. Küçük okullarda öğretmenin ve köy halkının eğitime dair inisiyatif alması da daha kolay olabiliyor. Aynı zamanda doğanın içinde olması okulların büyük bir avantaj. Bu şehir hayatında çokça sıkıntı yaşanan bir konu hepimizin bildiği gibi. Okullar ile köy halkı arasındaki fiziksel yakınlık da yine doğru kullanım olursa eğer bir avantaj haline gelebiliyor. Peki bizim hedeflerimiz ne? Çocuktan başlayarak tüm topluluğa yayılacak olan kırsal kalkınmayı da destekleyecek yenilik eğitim anlayışını köylerde hayata geçirmek diyebiliriz. Bunun için araştırma geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Öğretmenler odağında çalışıyoruz. Ailelere odaklanmaya başladık. Gönüllü topluluklarının oluşturulmasını çok önemsiyoruz. Ve savunuculuk kısmı da bu işin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz. Savunuculuk kısmını şimdiye kadar çok aktif bir şekilde yaptığımızı söyleyemeyiz. Daha çok iş üretmek ve çıktılar elde etmekle aslında şimdiye kadar çalışmalarımız sürdü. Ama bundan sonraki yıllarda biraz daha çıktılarımızı raporlaştırmayı, yaygınlaştırmayı ve daha görünür kılmayı istiyoruz açıkçası. Bunu da aslında bize inanan ve birlikte çalıştığımız gönüllerimizle birlikte yapalım istiyoruz. Aileler de yine bu sene odaklanmaya başladığımız bir açılım oldu. Aile eğitimleri vermeye başladık. Kırsalda özellikle herhangi bir uzmana erişim imkanı olmayan anne ve babaların destek alabilmesi için telekonferanslar başlattık. Normalde yüz yüze yapacaktık aslında bu eğitimleri ama şu an pandemide gerçekten ihtiyaç da çok fazla olduğunda telekonferansla, internetin çekmediği köy ortamlarında akşamları da olsa, hafta sonları da olsa ailelerle buluşmaya başladık. Öğretmenler işin çok merkezinde zaten. Onlardaki dönüşüm ister istemez dolaylı bir şekilde çarpan etkisiyle çocuklara yansıyor. Ve öğretmen adayları da mesleğe daha yeni başlamadan önce köyde öğretmen olmaya dair algılarının şekillenebilmesinde de çok büyük bir destek olmaya başladığımızı söyleyebilirim. Gönüllü topluluklar da neden önemli? Çünkü yerelin ihtiyaçlarını en iyi aslında yerel bilebiliyor. Ve oradaki kaynakları harekete geçirmek, sürdürülebilir bir şeyin sağlanabilmesi için de çok önemli. Bizim çalışmalarımıza da sürdürülebilirlik çok önemli. Sürekli merkezden desteklemek değil de, biz öğretmenlerin kendi güçlerini daha çok fark ederek aslında işin daha çok içinde olabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bunu isteyen çok fazla öğretmen var zaten. Zaten bunun için yeterli kapasiteleri var. Sadece belki o ortam yok öğretmenler için. Biz bir şekilde o ortamı sağlamaya gayret ediyoruz diyebilirim. Çemberi de bu şekilde açıklarsak aslında merkezde çocuk var. Çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini önemsiyoruz. Ama bu işte farklı yaş gruplarına göre de yani bir çocuk sadece ilkokul seviyesinde değil, ortaokulda da desteklenmeli, lisede de ve meslek seçiminde de. Dolayısıyla biraz daha programlarımızı okul sonrası çalışmaları, aile eğitimleri gibi farklı alanlara da kaydırmaya başlamayı planlıyoruz. Böyle önümüzdeki 5 yıllık planımızda. Öğretmen çok önemli ve destekçiler, işte köy halkı, aile, okul içi programları, köydeki diğer gençler, basılı materyaller ve çemberin diğer paydaşları ise kamu kurumları, gönüllüler, diğer STK'lar, özel sektör gibi aslında eğer istersek, bu kaynakları kullanabilirsek, bu yapıyı destekleyebilecek, çocuğu destekleyebilecek çok geniş bir çemberle birlikte yol alabiliriz ve buna ulaşmayı hedefliyoruz.
Bu da Koda'nın yolculuk hikayesi. Kısaca işte Aralık 2015'te ilk böyle saha araştırmalarıyla başlayıp derneğin kurulması, ilk proje fonunun çıkmasıyla 2017'de sonra daha projelerimiz büyüdü. İşte girişimcilik ödülü aldı Koda. Aynı zamanda MEP'le, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir işbirliğimiz oldu. Sonrasında pandemi koşulları meydana geldi ve içeriklerimizi tekrar böyle revize etmek durumunda kaldık. Ama yine de hız kesmedik. Sonrasında yakın zamanda Bursa'da bir ARGE merkezi oluşturulması ile ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırmaya başladık diyebilirim. Az önce bunları söylemiştim, o yüzden geçiyorum. Neler yaptığımızın içeriğinde de MEP'le yaptığımız işbirliği içinde iki tane kitap meydana gelmiş oldu. Bu kitap yazım süreçlerinde İmran hocamız ve diğer birçok öğretmenin, böyle 100 kadar aslında eğitmen ve öğretmenin kolektif bir çabası var. Özellikle etkinlik kitabı kısmında. Başucu kitabı da biraz daha hem uzmanların görüşleri hem öğretmen deneyimlerini işin içinde barındırıyor. Her ikisi de hem aslında köy okul öğretmenlerini güçlendirmeye odaklanıyor ama her öğretmen, her sınıf öğretmeni aslında bakıp faydalanabilir. Hatta belki branş öğretmenleri bile etkinlik kitabından faydalanabilir. Bunların linklerini de program sonrasında da yine sizinle paylaşabiliriz chat kısmında. İlginiz çekerse inceleyebilirsiniz. Araştırma geliştirme olarak neler yaptık şimdiye kadar? Çözüm masası dediğimiz bir yapı kurduk aslında COVID'in başlamasıyla birlikte. Yine öğretmenlerden çok büyük destek aldık. Oluşan ihtiyaçları gözlemleyip aslında içerikler ürettik ve öğretmenlere bir şekilde yaygınlaştırdık. Bilgi iletişim ağı projesini oluşturduk. Bu proje kapsamında da köyle olan kontağımızı kaybetmemek için, çünkü okullar kapandı, öğretmenler şehirlerini değiştirdiler. Ama ne oluyor acaba orada? Öğrenciler eğitime ulaşabiliyor mu? Köyün şartları nasıl? Sağlık durumları nasıl gibi muhtarlara erişmeyi hedefledik ve onlar üzerinden öğrencilere ulaşmaya çalıştık ve 3000 kadar muhtar ağımıza dahil olmayı kabul etti ve onlara özgü içerikler geliştirdik. Tipoti, Galima ve Paco'nun maceraları bu dönemde açığa çıktı. 26 bölümlük sesli bir hikaye serisi. Renklerin Dansı da yine 10 bölümlük video serisi. Bunları çocuklar çok sevdiler. Hani öğretmenlerimiz var, öğretmen adaylarımız var. Yine ilgilenirseniz hem YouTube kanalımızda hem web sitemizden ulaşabilirsiniz tüm bu kaynaklara. Bir ihtiyacınız olursa zaten her zaman bize de ulaşabilirsiniz. Neler yapıyoruz şimdilerde? Bütün bu araştırma geliştirme içinde en azından. Aile çalışmalarımız var. Az önce söylediğim gibi telekonferansla başlattık. Bir de okul sonrası çalışmalarının ortaokul öğrencileri için hazırlığını, içeriklerini geliştirmeye başladık diyebilirim. Köy öğretmenleri projemiz var. Bu kapsamda şimdiye kadar neler yaptık? Öğretmen toplulukları programımız var bizim. Yoğun bir şekilde yerelde öğretmenlerle buluşuyoruz aslında. Ayda bir sıklıkla onları eğitmenlerle buluşturuyorduk. Bu sene işte çevrim içi taşımak durumunda kaldık. Çok daha fazla Türkiye genelinde aslında öğretmene ulaşabildik bu sayede. Çevrim içi eğitimlerimiz yani çok güzel geçti. Yine de o dayanışma ve birlik olma halini hissedebildik çevrim içi de olsa. MEP'le yaptığımız proje kapsamında da 50 farklı şehirden 265 tane öğretmene eğitici eğitimi vermiş olduk. 112 saatlik eğitimden geçti bu öğretmenler hizmet içi eğitim kapsamında ve kendi bölgelerinde yaygınlaştırabilme aslında belgesine de sahip oldular. Köye İlk Adım programı da üniversite öğrencileriyle yaptığımız bir program. Şimdiye kadar 8 üniversiteyle aslında çalıştık. Normalde bu da öğrencilerin sahaya gidip köydeki çocuklarla atölye yapması, oradaki deneyimli öğretmenden deneyimlerini dinlemesi, gözlemlemesi gibi bir kapsamdan oluşuyor. Bunu da ama yine çevrim içiye adapte ettik. Yine öğretmenlerle buluşturduk ve oradan mezunlarımızı da verdik. Oradaki mezun öğretmenler şu anda kendi programlarını üretmeye başladılar şevkle, hevesle. Öyle yeni programları kendi kendine doğurmaya başlıyoruz aslında. Neler yapacağız peki? Öğretmen toplulukları programını 10 bölgeden 16 topluluğa ulaştırmayı hedefliyoruz gelecek yıl. Öğretmen yaz kampı yapmayı planlıyoruz ve 200 kadar öğretmene temel eğitim programından geçirmeyi planlıyoruz. Mentörlük desteği sağlamak istiyoruz. Köyde özellikle mesleğe yeni başlamış olan öğretmenlerin desteklenmesi için eğitim alan öğretmenlerin bu desteği vermesini istiyoruz. Öğrenme yolculukları dediğimiz bir eğitici eğitiminden geçmesini istiyoruz. Bir grup öğretmenimizin içinde sanatsal beceriler de olacak. Bir yıllık böyle kapsamlı uygulamalar yaptıkları,
dokümanlar çıkarttıkları ve paylaştıkları bir yolculuk onları beklesin istiyoruz. Kısaca bunların da işte 6 Haziran'da aslında bir tanıtım buluşması olacak. Yine günün sonunda onun bir başvuru formu var. Yine buradan da eğer ilgilenirseniz iletebilirim. Sınıf öğretmenleri de başvurabiliyor. Özellikle ama ana odakta köy okulu öğretmenleri ne ulaşmak var diyebilirim. Geçiyorum hemen. Gönüllü topluluklar bizim için çok önemli demiştim. Yerelde böyle her yerelin, işte her köyü kalkındıracak aslında birkaç tane gönüllünün ben işte burada bir şeyler yapmak isterim diyerek aslında 3-5 kişinin bir araya gelmesi ve oradaki dönüşümlere şahit olmak gibi bir hayalimiz var. Biz de arka planda ne yapabiliyorsak aslında desteklemeye devam edebilmek istiyoruz. Savunuculuk kısmında da biraz daha milli eğitimlerle ortak etkinlikler, üniversiteyle etkinlikler, akademiye dair işte araştırmalar, makaleler yazılması gibi farklı farklı böyle kapsamlarda yer almak istiyoruz. Hızlıca geçiyorum. Bir de işte Bursa'dan bahsetmiştim az önce. Onun altyapı çalışmaları başladı. Arazimiz ve tapusu yakın zamanda elimize geçti. Biraz daha işte artık inşaat kısımları ve işte bu eğitim salonları gibi, sosyal alanlar gibi kısımları artık yapacağız. Hani umarız bir sonraki yaza kadar artık orada her şey tamamlanmış olsa ve hani faaliyete geçebilsek istiyoruz. Şimdiye kadar da KODA kimlerle işte kesişti ve büyük destekçileri kimlerdi diye bakacak olursak hani bireysel bağışçılarımızın yanı sıra işte Aydın Doğan Vakfı, FİBA, Sabancı Grup, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı gibi kurumlardan destek aldık. Bunlar da yine böyle soru işareti olabildiği için sunuma koymak istedim. Şimdilik benden bu kadar diyeyim ve sunumu kapatayım. Umarım çok hızlı gitmemişimdir, anlaşılır olmuştur. Sorularınız varsa sorularınızı da alabilirim diyerek böyle bir size zaman bırakmış olayım. Teşekkür ederiz Esra. Ben teşekkür ederim. O zaman istersen sana vermiş olayım İmran. Duruma göre de yine yazan tamam. Olursa, soran olursa her zaman konuşabiliriz. Evet. Şimdi ben başta yazmıştım, heyecanlıyım. Tüm kameralar kapalı olunca daha da fazla heyecan yapıyorum şu anda. Kendi kendimi görüyorum. Ben kapatayım sonra sen açayım. Sen öyle söyle. Senin için bak tekrar açacağım ben şimdi. Evet tamam. Evet ben kameralar kapalı görünce daha da bir heyecan yaptım şu anda. Keşke ben açalım İmran. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi başta söylemedik gerçi böyle bir A4 kağıdı alma şansınız var mı şu anda? Bir A4 kağıdı olsa herkeste. Tabii kameraları açmak gerekecek bu etkinlikte. Böyle küçük bir etkinlik yapacağız. A4 kağıdı buraya kadar ben yine tekrar eskilerinden bahsedeyim. Ben sınıf öğretmeniyim. Meslekte 13. yılım. Diyarbakır'da doğdum, büyüdüm. Yine Diyarbakır'a atandım. Bu bölgede çalıştım aslında. 13 yıl oldu. İlk küçük bir köy okuluna atandım. Bir köy okuluna atanınca zaten o köyün her şeyi, o okulun her şeyi siz oluyorsunuz. Hizmetli siz oluyorsunuz, teknik personel siz oluyorsunuz, öğretmen sizsiniz, müdür sizsiniz. Ya her şey sizsiniz. Ben bu bütün her şey, milli eğitim bütün her şeyinde görev aldım. İşte hizmetli oldum, teknik personel oldum, öğretmen oldum, müdür oldum, müdür yardımcısı oldum. Şu anda küçük bir köy okulunda yine bütün bu görevlere devam ediyorum aslında. Öyle bir süreçten geçiyorum. Şimdi etkinlik kitabından bahsetti Esra. Etkinlik kitabı görsel sanatlar etkinlik, küçük bir etkinlik yapacağız. Şöyle bir A4 kağıdı almanızı istiyorum. A4 kağıdı olan kaç kişi var arkadaşlar? Böyle eşimle aramızda bir espri aslında. A4 deyince biz beyaz kağıt alıyoruz. Yani Audi A4 almamıyoruz. Böyle fakir bir düşüncedeyiz. A4 deyince bizim aklımıza bu geliyor. Köy okulda çok çok lazım bu. Çok ihtiyaç oluyor. Evet arkadaşlar A4'ler hazır mı? Hazır. Tamam. Teşekkür ediyorum. A4'ümüzü önce ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Etkinliğimizin adı bu arada herkes eşit, herkes farklı. Etkinliğimizin adı bu. Bunun ben göstermeyeyim. Sağ üst köşesini yırtmanızı istiyorum. A4 kağıdımızın sağ üst köşesini yırtalım arkadaşlar. Evet, tekrar ikiye katlıyoruz.
Bir kere ortadan ikiye katladık, bir sağ üst köşesi yırttık. Tekrar bir sağ üst, sağ üst köşesi yırtalım. Tekerleme gibi zor oldu. Evet, ikinci kez yırttık. Tekrar katlayalım arkadaşlar. Tekrar sağ üst köşe yırtalım. Evet. Son kez. Herkes böyle dört kez katlayıp yırtmış olacak etkinliğin sonunda. Son kez katlayıp evet. Son kez yırtıyoruz değil mi? Son kez katlayıp son kez yırtıyoruz. Evet. Açmadan önce bir şeyler sormak istiyorum. Sonra hep beraber açalım, bir inceleyelim. Şimdi herkes eşit, herkes farklı derken siz ne düşündünüz? Yani bu etkinliğin adından böyle size çağrışım yap. Böyle gelen bir şey var mı? Yani çağrıştırdığı bir şey var mı? Böyle duygularını ne düşüncesini anlatmak isteyen varsa, ifade etmek isteyen varsa. Hocam ben söyleyebilir miyim? Tabii. İlknur ben hocam. Evet, İlknur hocam. İlknur hocam da öğretmenimiz. Benim evet. Okulumda öğretmen. Buyurun hocam. Herkes eşit, herkes farklıdan anladığım hocam. Hepimiz aynı şeyi yapacağız ama ortaya herkesin farklı bir şey çıkaracak. Yani herkes ortaya farklı bir şey çıkaracak. Evet, güzel. Doğru. Çok iyi ederim. Tabii. Tabii ki doğru. Başka arkadaşlar? Burada her şey doğru zaten. Aktarmak isteyen var mı? Atladıkça biraz koparmak zor oldu. Zor oldu evet. Yırtmak. En sonu zor oluyor. Aynen. Ben de rezil olacaktım diye bekliyorum. Tamam. Ve şimdi ben de aynı sonucu alamayacağım diye endişelendim. Yırtmak olacak. Yırtınca koparıp önce atacağız demiyoruz ama. Bakalım ne çıkacak. Aa, bir de o var. Evet. Ben koparamadım, kıyamadım. Evet. Vedalaşamadım. Doğru, o zaman önce ben açıyorum. Şöyle herkes açabilir, gösterebilir önce. Belki böyle gözlük gibi bir şey oldu. Diğer şöyle tutalım. Herkes birbirinin kağıdını inceleyebilir. Ben de koparamadım, sadece yırttım şöyle. Evet. Evet. Böyle. Ne kadar farklı şeyler çıkmış. Çok farklı şeyler çıktı kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Şimdi normal klasik bir öğretmen, eski eğitim sisteminde bir öğretmen ne derdi? Niye herkesinki benimki gibi değil? Ben hepinize A4 kağıdı verdim. Herkese eşit şeyi verdim. Hepinize aynı şeyleri söyledim. Kimseye farklı bir önerge vermedim. Herkes eşit burada ama niye farklı şeyler çıktı? Çünkü aslında hepimiz yani birbirinden farklıyız ve algıladığımız şeyi nasıl aktardığımız, yani söylenen şeyi nasıl anladığımız çok önemli. İlknur Hoca dedi ya doğru. Aslında burada herkesin söylediği her şey doğru olacak. Kendi anladığına göre yansıtacak. Burada bu etkinlik, görsel sanatlar etkinliği. Burada biraz hem bireysel farklılıklara değinmeye çalışıyoruz. Hem de aslında yani benim hiç resim yeteneğim yok ama şimdi buna baktığım zaman öyle güzel bir şey çıktı aslında. Yani kötü bir şey değil. Yani bir resim yeteneği olmayan yeteneksiz, kendini yeteneksiz olarak adlandıran, işte ben resim yeteneğim yok, görsel sanatlarla ilgili bir yeteneğim yok diyen kişiler de belki bir özgüven aşılayabiliriz. Bak çok güzel bir şey çıktı ortaya. Bütün çıkan şeyler hepsi birbirinden değerli, birbirinden güzel şeyler çıkıyor ortaya. Böyle küçük etkinlik kitabımızda küçük bir örnekti. Şimdi ben aslında bugün bizim sloganımız KODA işte bu değişimin neresinde? 20. yüzyıldaki değişimin neresinde? Bu değişimi anlatmayacağım. Bu değişimi kendi üzerinden, kendi hikayem üzerinden sizlere göstermeye çalışacağım. Önce bir ekranı ben paylaşayım sizlere arkadaşlar. Sunumum var bir tane. Evet. Geldi mi ekran? Geldi. Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle büyüteyim. Arada küçük videolar ve görsellerimiz de var. O da bu değişimin neresinde? Ben kendi hikayem üzerinden anlatacağım, bunu göstermeye çalışacağım. Ben 3 yıl önce 2018 yılında Diyarbakır Çınar Pembe Viran İlkokulu'na atandım. Bu küçük okula aslında biraz böyle okul müdürü olarak atandım ve biraz haksızlık sonucu atandım. Gittiğim zaman da biraz üzüldüm, yani puan, düşük puan verildi ve ben bu Diyarbakır'ın Diyarbakır'a uzak olan bir köyüne atandım. Buraya gittiğim zaman böyle doğası ben dikkatimi çekti. Bu bizim köyün yolu Karacadağ bölgesinde. Karacadağ bir volkanik dağ. Bu volkandan çıkan taşların böyle etrafa yayılmasıyla yolumuz tamamen taş. Bu yolumuzdan, köyümüzün yoluna görüntüler. Gördüğünüz gibi taş var. Taş var.
taş var ile. Köy yolu tamamen taş. Yani taştan başka bir şey göremiyorsunuz. Ben bu köy yolunda ilerlediğim zaman ilk gün dikkatimi bu çukur çekmişti. Buradaki çukuru görebiliyor musunuz arkadaşlar? Fark ediyor mu bilmiyorum ama. Görüyoruz. Evet. Burada bir çukur var ve bu çukur tamamen taşlar. Etrafı taş ve taşlar. İşte bir çukur var. Bu çukurun içinde birkaç tane ağaç gördüm. Ve bu yani ne kadar güzel. Bu taşların içinde bu ağaçlar nasıl kalmış? Ve sonra kendi okuluma vardım. Kendi okulum. 2018 yılındaki görüntüsü. Gittiğimde böyle kocaman bir kapısı var. Böyle hani üstünde bir zincir var. Sanki böyle yani çok affedersiniz ağrı kapısını kapatır gibi bir zincir var üzerinde. Ve bu kapıyı ben muhtarla birlikte gittim okula. İlk o açtı kapıyı. Ben dedim ya muhtar bu kocaman kapı, bunun camları niye yok dedim. Bunun muhtarın cevabı ise şuydu. Ya biz yapıyoruz çocuklar kırıyor. Cevap buydu. Ya ben dedim hani çocuklar kırıyor diye hiç yapılmayacak mı yani bu camlar falan. Sonra öğretmenlerle tanıştık. Öğretmenlere sordum bu camlar niye yok? Ve öğretmenlerden öğrendim ki işte en eski oradaki öğretmen 6 yıldır orada. 6 yıldır bu okulun bu kocaman kapısının camları yok. Ya o öyle belki daha da uzun bir süre. Bu okulun camları yok ve tamamen şeyde kırılıyor diye yapılıyor. Bu kapının ardındaki okulda koridorları böyle. Buradaki koridorlar bizim okulumuza ait. İlk aslında değişimi kapıyla başladı. Bu 6 yıldır yapılmayan kapıyı ben kendi çabamla önce boyadım zaten. Ve bir naylon taktım, cam da takmadım. Ve ben bu okula gittiğim zaman işte değil mi haksızlıkla atlandım, gittiğime üzüldüm. Ben okulun az önceki görüntüleri gördükten sonra eve gittiğimde işte daha iyi bir köy okulundan gelmiştim aslında buraya. Orayı da kendi çabalarımızla çok güzel yapmıştım. Ben bu okulun bu halini gördüm, eve gittiğimde eşime dedim. Dedim bu okulun bana ihtiyacı var, ben öyle hissediyorum dedi. İyi ki buraya atanmışım. Öyle yani ilk günümden itibaren böyle okulla ilgili artık hayaller kurmaya başladım. Nasıl yapabiliriz, nasıl değiştirebiliriz? İşte ilk değişim kapıyla başladı. Kapıyı önce kendim işte burada cam değil de şey taktı, naylon taktı. Ve muhtar işte biz yapıyoruz kırılıyor dediği şey 3 yıldır sapasağlam. Yani bu tenteler, kafelerde kullanılan tenteleri yaptı. Ve ben hepsini de kendim yaptım. Çünkü yani köy uzak, camcı çağırıyorsun işte 100 lira cam tutuyorsa 200 lira camcı yol parası istiyor falan filan gibi şeylerle yapılmamış. Kapıyı yaptık ama içerisi hala eski halinde. Ve ben bu süreçte Koday'la tanıştım. Bu Koday'la tanıştığımız ilk eğitim Mardin'de. Bizi 2 günlük bir eğitime davet ettiler ve bize katıldık. Ben aslında ilk Koday'ın duyurusuna başvurduğum zaman da işte Sabancı'dır, biz köy okulu için bir yardım alır, bir şeyler alır düşüncesiyle gittim ama tanıştığım zaman böyle yardım değil de tamamen işte psikolojiyi geliştirecek ve çok farklı daha destekler de aldık yani Koday'dan. Bu ilk eğitimde ben çok değiştim aslında. Buradan dönüşte çok farklı bir imam oldum. Burada Cavit Hoca ile tanıştım. Cavit Hoca'nın eğitiminde işte o gün hem sanat etkinlikleri hem öğrenme nasıl gerçekleşir, beyinde öğrenme nasıl olur diye farklı eğitimler aldık. Bu iki fotoğraf Cavit Hoca'nın sunumundan iki fotoğraf. O gün Mardin'de yaptığı iki sunumdu. Ben yeni bir okula atanmışım. İşte okul çok kötü durumda. Hayaller kuruyorum. Nasıl bu okulu toparlayayım, ne yapabilirim, ne yapabilirim diye. Ve gittiğim eğitimde de böyle okul bahçeleri görüyorum. Özellikle Cavit Hoca'nın söylediği işte bir çocukta hareket, denge, oyun çok önemlidir. Bunlar özellikle bir çocuğun denge mekanizması gelişmeden okuma yazmayı öğrenmede çok düşük çeker. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Ve bu fotoğraflara baka baka 2 gün boyunca böyle iç geçirdim. Benim okuluma acaba ne yapabilirim diye. Böyle hani şey gibi olmuştum. Köyden indim şehire gibi. Bu fotoğraflara Cavit Hoca'nın sunumu, Aylin Hoca vardı, onun etkinlikleri, sanat etkinlikleri falan bu tarz eğitimler aldım. Ve ben tekrar bu eğitimden sonra tekrar köyüme döndüm. Tekrar yolumda çukur, böyle artık böyle bir çukur benim için farklı bir şey olmuş. Her gittiğimde uzak bir yol. Ben o gün hani o çukurda nasıl bir değişiklik var diye böyle artık heyecanla gitmeye başlıyorum aslında okula. Bu arada araştırmalar yapmaya başladım. Hani ben ne yapabilirim? Bu çocuklar için denge, hareket gibi şeyler ne yapabilirim ve farklı parkurlar kurayım işte okulun içerisinde koridoruna farklı şeyler yapayım diye hayaller kurmaya başladım. Tabii bu sırada hani ben bunu nasıl karşılayacağım, ne yapacağım falan diye hiçbir fikrim de yok, sadece işte hayaller kuruyorum.
bu yurt dışından farklı okullardan işte spor salonları bu tarz şeyler yapıyorlar. Bu yani araştırmalarında gördüğüm fotoğraflarda iç geçire geçire bakıyordum fotoğraflara. Bu arada yine KODA'nın eğitimleri KODA işte ayda bir biz bir araya geliyoruz. Bu da Diyarbakır'daki işte Mardin'den sonra Diyarbakır'daki ilk eğitimimiz. Burada da yine az önceki herkes eşit herkes farklı etkinliğini ilk öğrendiğim yerdi aslında. Burada Uğur Hoca yaptırmıştı bizlere. Görsel sanatlar yine oyun üzerine farklı farklı eğitimler alıyoruz. Bunu da Ocak 2019'da almışız bu eğitimi. Burada da yine masal anlatıcılığı eğitimi almıştık. Burada yine farklı bir ay, yani sonraki ayda farklı bir eğitim aldık. Bu sırada bizim Çukur'da, yani yolda o hayran olduğum Çukur, sevdiğim Çukur değişiyor. Ve ben bu Çukur'u aslında ilk muhtara dedim de ya muhtar bu Çukur ne kadar güzel. Muhtar bile şaşırdı, Çukur mu var bizim yolda? Öğretmenlere işte söyledim de ya burada işte bir Çukur var, içinde ağaçlar var. Farklı öğretmenler de şaşırdı. Hani ilk oradaki eski öğretmenler. Artık hani bazen o kadar orayı kabul ediyoruz ki bir farklılık veya güzellik olduğunu fark edemiyoruz aslında. Ben bu Çukur'a da baktığım zaman bizim köy çocukları, köy öğretmenlerini hep düşündüm. Köydeki çocukları düşündüm. İşte etrafı aslında taşlarla, zorluklarla örülü ama birkaç tane ağaç var sürekli orada dimdik durmaya çalışıyor ve yeşermeye çalışıyor. Onların da yani bu ağaçların havası, suyu olması ve biraz toprağı olması yeterliydi. Ben de köy çocukları için, yani köy çocuklarının havası, suyu, toprağı biz öğretmenlerdik. Onlar için yani elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. Böyle ile kıştı ve ben hayaller kuruyorum okula ilgili. Kız kardeşimden bir telefon geldi. Ben dedi işte biz şirket olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Sen de köy okulundasın. İşte kış geldi. Biz senin öğrencilere ayakkabı alalım, mont alalım, bot alalım falan gibi bir şeyler söyledi. İşte eski İmran olsaydı işte tamam derdi. Kırtasiye malzemesi gönderin, şey gönderin, bot gönderin falan derdim. Ama yani KODA'nın eğitimlerinden sonra bir değişim yaşadım. Artık farklı şeyler istiyorum. Yani böyle hani köy okulu deyince bu kadar bir mağduriyet artık benim için yok aslında. Ve ben dedim hani benim farklı yerlerim var. Ben koridoru biraz böyle daha hareket merkezi, çocukların oynayabileceği, hareket edebileceği bir yer haline dönüştürmek istiyorum. Ve o da tamam dedi. Sen ne istiyorsan, sana ne malzeme lazımsa bana yaz gönder. Ben işte telefonu aldığımda köyden Diyarbakır'a gidiyordum. O yolda bana lazım olan malzemenin listesini çıkardım. Ona gönderdim. O da kendilerince internetten bir fiyat çıkarmışlardı. 6000 TL gibi bir malzemelerin fiyatı tutuyordu. Ve bana böyle bir hafta 10 gün içinde şirket içerisinde böyle toplayıp para gönderdiler. Ben de ellerindeki şeyleri yavaş yavaş yapmaya başladım. Bir takım malzemeler almaya başladık işte. Ben böyle yumuşak bir zemin olsun diye koridorda rahat hareket edebilsin diye böyle yumuşak zemin malzemesi aldım. Arkada bir tırmanma merdiveni var. Onu yaptırdım diğer vakıda. Bunu da Batman'da ikinci el olarak bulmuştum. Onu gidip almıştım. Farklı farklı böyle ortamı güzelleştirecek şeyler çocuklar için içeride giyebilecekleri ayakkabılar falan alıyorum. Bu fotoğrafları da işte kız kardeşime gönderiyorum. Hani bunları alacağız, bunları aldık falan filan. Bu sırada işte ben böyle malzemeleri ayarlıyorum, şey yapıyorum. Yine KODA bizi bırakmıyor. İşte her ay bir şeyler yapıyoruz aslında. Burada da etkinlik kitabı yazımı süreci için İstanbul'a gitmiştik. Pardon, Narköy'e gitmiştik. Narköy'de bu etkinlik kitabı ve başvuru kitabı ile ilgili çalışmalar vardı. Orada da yine çok farklı arkadaşlar, farklı eğitimler aldık, farklı arkadaşlarla tanıştık. Yine KODA merkezini ziyaret ettik. İstanbul Üsküdar'da ve burada Deniz İş Okulu vardı. Orayı ziyaret ettik. Bu gittiğimiz okullarda, yerlerde her birinde farklı fikirler alarak dönüyoruz. Hepimizin böyle hani içi doluyor, ilhamla doluyoruz. Hep böyle gittiğimiz her yerden ilhamla dolarak geliyoruz. Aynı zamanda Alev Okulu'na da gitmiştik İstanbul'a gittiğimiz zaman. Ve İstanbul'dan dönüşte artık benim malzemelerim hazırdı. Ben okulun koridorunu değiştirmek için çalışmalara başladım. Ben ve bizim öğretmenlerle beraber yapıyoruz tabii ki bütün bunları. Önce işte bir boyama, çeşitli tadilatlar dedim ya işte bir köy okuluna her şeyi oluyorsunuz. Her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle değişimler başladı. Koridoru renklendirdik. Aldığımız tatami minderlerini yere serdik. Rengarenk bir okul oldu. Kapıları hepsini giydirme yaptık. Farklı farklı çalışmalar yaptık. Bununla beraber bunları yaparken köylüden de bir şeyler istedik. İşte bizim çocuklarımızın hep şeyi düşüncesi hocam şey olsun. Bizim okulumuz böyle el gibi olsun gibi bir hayalleri vardı. Ve biz hani biz koridoru tek yapmayalım. Bütün sınıflarımıza köylülerden halı istedik. Köylüler de buna katkı sundu. Bütün sınıfların halıları da köylüler satın aldı, getirdi. Bütün sınıflar halı oldu ve artık biz dışarıda ayakkabı çıkarıp okulun içine giriyorduk.
okulumuzun işte ilk eski hali buydu ve şimdiki değişimden sonraki hali ise bu. Evet. Burada eski işte diğer koridorun yan tarafı böyle L şekilde geriye fotoğraf çeken var sanki. Ben size paylaştım. Evet. Eski hali buydu dediğim gibi. Şimdiki hali ise bu. Tabii bu ilk yaptığımız hali. Bu şu anda çok dönüşüm geçirdi. Çocukların katkılarıyla falan. Onlara istek ihtiyaçlarına göre değişti çoğu şey. Bunlardan tek tek biraz sonra bahsederim. Tabii çukuru unutmuyoruz. Bu arada çukur da değişiyor. Ağaçlar yeşerdi. Farklı bir şey oldu. Ben ilk böyle yeşil gördüğümde heyecan yaptım. O gibi video çektim. Fotoğraf çekmedim. Ve aslında ben işte bu köydeki öğretmenlere, muhtara falan çukur var işte diyorum, güzel diyorum falan. İşte onlar farkında değil. İşte o da ilk bizim okulumuza ziyarete geldi. Sanırım Mehmet ve Arzu vardı. Ben işte onlara dedim, köy yolunda çok güzel bir çukur var, size göstereyim falan dedi. Geldiler, ya ne kadar güzel de, çok hoşlarına gitti. Onları sevmesi benim de daha da çok hoşuma gitti falan. Onlar durdu, işte bir fotoğraf çekelim dediler. İşte bu çukurun önünde falan. Ben de ondan sonra fotoğraf çekmeye başladım işte. Her seferinde 2-3 günde farklı havalarda, farklı şekillerde çukurun fotoğrafını çekmeye başladı. Bu fotoğraflar oradan böyle birikmeye başladı. Yani böyle kendi hoşuma giden şeyler başkalarına hoşuna gidince daha da bir hoşuma gitmeye başladı. Dediğim gibi. Evet. Biz böyle değişim yarattık. Bir açılış, bir pasta kesmesek olmazdı. İşte pembe bir an, işte o gün böyle aslında protokol de gelmişti. Kaymakam falan filan bir yere de gelmiş de. Biz de onlar gittikten sonra biz çocuklarla pasta kestik. Tamam, hazır mıyız? Ben söylüyorum, siz tekrar ediyorsunuz. Pembe bir an köyü öğrencileri için Pembe Viran İlkokulu'nda Pembe Hayaller Kuralım. Şimdi kesiyorum. Evet, pastamızı da kestik. Açılışımızı yapmıştık. Artık her şey çocukların kullanımına hazır. Burayı yaparken aslında öğretmenlerden şöyle bir şey geldi. Hocam işte koridora yapmayalım. Kırarlar işte. Bir şey olur, zarar verirler falan. Ben bir önceki okulda kömürlü şeye çevirmiştim. Kütüphaneye çevirdim. Böyle o yüzlerce kitabın olduğu bir kütüphane yapmıştım. Onu böyle ayrı bir yerdi ve ben o okuldan gittikten sonra o kütüphane hep kilitli kaldı. Ben de şey dedim, hani bu çocuklar için yapıyoruz. Bu ben oraya yaparsam, ben buradan gidersem de bu sefer kilitli bir kapı olarak kalacak. Bu onun için tamamen koridoru yaptık. Bütün her şey çocukların kullanımında olsun. Burada işte bir minder havuzu yaptık. Burada çocuklar altında takla atabiliyorlar. Burada denge tahtaları var. Hem geniş tarafı hem dar tarafı var. Burada bir tırmanma merdiveni yaptık. Şimdi çocuklar burada... Bu denge tahtasını kırmadı. Sonra tırmanma merdiveni orada bir görevi var. Bunu sonra buradaki yeri burada takla atıyoruz. Burada da yine farklı bir parkur var. Orada ipe tırmanıp orada kayıyoruz. Tamam. Böyle okulun koridoru. Ve şu anda diğer öğrenciler de derse, hani bu çocukların serbest etkinlik dersidir ve kış yani. Tamamen böyle kış oyun alanı gibi bir şey oldu çocuklar için. Ben işte fotoğrafta ipten böyle ipin üzerinde yüzen çocuklar gördüğüm için hep o da aklımdaydı. Bunu da gerçekleştirdik. Bu da böyle okulun koridorunda baştan az önceki denge tahtasının olduğu yere aynı zamanda karşıdan karşıya ip de atıp çocukların yürümesi için denge şeyi olsun diye. Böyle bir ip yürümüş bastı. Burada görevi düşmeden yürütüp ertesi. Burada da bir ana sınıf öğretmeni bu minder havuzu. Bunu hiçbir yerde görmemiştim ama bunu ben annemle tasarladık. Bu minderleri falan hepsini annem yaptı. Böyle hani çocukların rahat takla atabileceği, hareket edebileceği bir yer olsun istedik. Burada da bir ana sınıf öğretmeni, ana sınıf öğrencimiz Meryem adı. Takla atmayı bir türlü işte cesaret edemiyordu. Ben de o gün koridorda gördüm ve hani gidip ona takla atmayı öğretmeye çalıştım. Başta Türkçe anlatıyorum. 3 emniyeti sonra Kürtçe anlatıyorum. Onunla birlikte takla atıyorum. Tamam, şimdi takla atacağız. Atalım mı? 1, 2, 3. Anne. Oha. Hadi bir at, sen de. Benim.
enerji mi tutuyor ya? Hadi. Hadi yapabilirsin. Hadi babacığım. Hadi. Hadi. Hoppa. Aferin. Gel. 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 Evet, ana sınıf öğretmenimiz İkinur Hoca, az önce konuşan hocamız oydu. Böyle bir dönüşüm yaşandı yani bende de. E şimdi yani böyle takla atan bir müdür, o çocuklarla oynayan bir müdür, öğretmenlerle de zaten çok daha farklı bir diyalogumuz gelişti. Bu bizim öğretmenler toplantımızdan. Öğretmenler toplantısı tamamen KODA'dan aldığımız etkinliklerden böyle şey oldu. Ben bir öğretmenlere önce öğrenme üzerine çocuklar nasıl daha iyi öğrenir, ne yapabiliriz, nasıl etkinlikler yapabiliriz diye bir sunum yaptık. Daha sonra işte okulla ilgili etkinlikler, sonra böyle en sonunda böyle bir görsel sanatlar etkinliği. Buna Uçan Hala etkinliği. O da yine etkinlik kitabımızda var. Öğretmenler kurulundaki işte kararlarımız bu. Rengarenk bir kararlar çıktı ortaya. Öğretmenler toplantısının çıktısı da bu olmuştu. Burada şu anda bütün öğretmenimiz arası hala okulumuzda. Okulun koridoru yenilenmişti. Bir de öğretmenler odası. Burası da öğretmenler odamız. Bunu da köy odası gibi tasarladık. İşte minderlerle oturup böyle öğle yemeğimizi yiyoruz. Bulgur yiyoruz muhtemelen. Bulguru da bakayım, sebzeli bulgursa ben yapmışımdır. Bulgur yiyoruz, böyle köy odası gibi yaptık. Ve yani burası normalde müdür odasıydı. Hani böyle öğretmene oturup dinlenebileceği veya bir çay içebileceği bir yer yoktu. Ben müdür odası falan dedim, yoktu. Kapattık müdür odasını, öğretmen odası yaptık. Ve burada öğretmenler odamızdan başka bir görüntü. Burada birinci sınıflarla birlikte ben işte sınıfa gittim şeyde. Bir gün baktım birinci sınıflar yeni geliyor. Kille harfler öğrenmeye çalışıyorlar falan. Bu da buradaki killeri de KODA'nın bir etkinliğine getirmiştik. Bunu da KODA'nın bir etkinliğinde öğrenmiştik. Bu killer de KODA'nın etkinliğinde kalmıştı. Ben de çocuklara katıldım. Kille onlarla birlikte yapmaya başladık. Sonrasında çok daha farklı bir yere de gitti. Öyle bir etkinliğimiz. Kullandığımız tamamen doğal kil. Şimdi etkinliği yaparken bizden böyle bir çocuk elini yüzüne sürdürür. Ve ben düşündüm, hani bu kil zaten doğal bir şey. Kil maskesi yapıyoruz. Ben de çocukların yüzüne sürmeye başladım. Ve bütün okul sıraya girdi. Yani geliyorlar bana da. Böyle bütün okul kil maskesi yaptı yani o gün. Ben de dahil. Her gün öyle kil maskesi yaptı. O gün öyle güzel bir anı kaldı bize. Bu da teneffüsümüz. İşte koridor yenilendikten sonra öyle bir teneffüs oluşmaya başladı. Burada belli bir düzenle tabii çocuklar serbest istedikleri gibi. Yine burada da videomuz var. Bu şarkının adı Her Yer Park Olsa. Böyle aslında okulumuza biraz böyle buna dönüştürdük. Dedim yani bu sürekli dönüştü işte. Bir yerlerde takla atmak için işte minder havuzu var, tırmanma merdivenine denge tahtası var. Bu ipleri sonradan attım. O da çocukların işte ipe tırmandığını görünce bunu yaparsa bunları da yapabilir diye düşündüm. Çocuklar da görüp onlardan ilham alıp böyle bir şey yaptık. Böyle İki ip, yani çok basit bir şey aslında. İki ip yukarıdan sarkıtınca böyle bir spor salonu gibi bir şey olabiliyor. Şurada. Yani bir köy okulu düşünün.
koridorunda salıncak var. Yani bu bizim çocukların en sevdiği şey. Bu pandemi döneminde okuldan çok uzak kalmışlardı ve ben köye bir gün gittiğimde siz neyi özlediniz dedi de öğretmenim salıncağı çok özledik dedi. Önce salıncağı sonra sizi özledik dedi. En sevdiği şeylerden biri bu salıncak. Bu şeydeki yani koridordaki iplerde de yani ben bir gün işte bu öğretmenler odasına çıktım. Baktım öğrenci 3. sınıflardan karşı sınıftan geldi. Lavaboya gidecek. Bu iplerden baktım bir böyle iki takla attı. Sonra lavaboya gitti. Sonra tekrar dönüşte tekrar iki takla attı sınıfına gitti. Ya yani böyle bu, mesela bu başta bu çocuk çok da takla atabilen veya hareket edebilen bir çocuk değil aslında. Buradaki rahatlıkla her geçen gün daha da fazla gelişiyor çocuklar. Evet, Pembe Viran İlkokulu içerisi yani muazzam değişti. Her şey içeri çok güzel olmuştu hala. Ama hala dışarısı öyle çok içime silmiyordu ve dış cepheyi de boyayalım dedik. Dış cepheyi de yaptık ama böyle bir farklı bir tabelamız olsun istedik. Bir tabelayı da bu şekilde bir şey yaptık. Böyle grafiti çalışması yaptık. Bir grafitici böyle kocaman bir tabelamız olsun dedik Pembe Viran İlkokulu. Burada yine bir grafiti çalışması ve bütün dış cepheyi de boyadık. Ve yani her yer park olsa dedik, bizim içeriği güzeldi işte, binanın dış cephesini de boyadık, çok harika olmuştu. Bahçemizde hiçbir şey yoktu ama. Ya bahçede böyle teneffüslerde, zaten çocuklar teneffüslerde dışarı çıkmak istemiyorlar, koridorda yoğunluk istiyorlardı. Ve ilk hatta ilk koridoru düzenlediğimiz zaman, yani çocuklar eve gitmek istemiyordu. Yani öğle arasında veya şeyde hep okulda kalmak istiyorlardı falan. Çok rahat, güzel olmuştu. Bu sefer bahçeyi canlandırmak için farklı bir arayışlara girdik. Herkes için Mimarlık Derneği var. Orada Koda'nın da yine aracılığıyla onlarla tanıştık ve okulla ilgili yaptıklarımızı gösterdim. Ve onlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir geri dönüşüm atölyesi yaptılar ve bizim bahçemize çok harika oyun alanları tasarladılar. O oyun alanlarıyla ilgili bir videomuz. O böyle bir farklı bir atölye oldu aslında o gün. Yaklaşık bir 30 kişi Türkiye'nin her yerinden, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Mardin'den, Urfa'dan, Siverek'ten birçok mimar ve mimar adayları geldi. İki gün boyunca köyde kaldık. Bütün herkesi köyde misafir ettik. Köylünün evinde kaldılar. Böyle farklı bir etkinlik oldu. Ve o iki günden böyle yaptığımız oyun alanlarının videolarını da çektik. Gel. Burada kocaman bir kamyon geldi. Ondan mutluluk kamyonu diyordu. Bir şey için gittiler. Şu ana kadar yaptığımız bir tanesi her çocukların emriyle vardı. Bahçeden, yerden, her şeyden çocuklar da kalmıştı. Ben burada kaçıyorum, şey kaçıyorum. Tabii eşit görmüştünüz. Çalışmaları yapıp halay çekmesek olmazdı. Halayımızı da çektik. Ve misafirlerimizi uğurladık. Gerçekten güzel bir şey bildi. Bir sürü mimar ve mimar adayı gelmiştik. Yani okulun içi dışı tamamen her şeyini aslında değiştirdik. Bununla birlikte evet okulun eski böyle dıştan görünümü bu şekilde. Yeni hali de bu. Şu andaki hali, yani içerisi zaten gördünüz. Biz bu süreçte aslında tamamen böyle bu yaptığım etkinliklerin hemen her şeyini Koda'yla beraberdik zaten. Birçok, ben de denge tahtasını tasarlarken Cavit Hoca'yı arıyorum, Gülsüm'ü arıyorum işte bir şeyler yaparken falan. Ve bu süreçlerin içerisinde en az ayda iki defa Koda'yla bir araya geliyoruz. Farklı eğitimler arıyoruz, farklı
alışverişler oluyor. İşte kimi zaman etkinlik kitabı, kimi zaman farklı eğitimler falan. Çok güzel bir süreçlerden geçtik. Ve ben hani köylüde, çocuklarda çok inanılmaz bir değişim oldu. Ben şu anda okul aynı olduğu gibi ve ben Herkesçi Mimarlık Derneği'ne bu fotoğrafları gönderdim. Şaşırdılar, hiçbir şey olmamış dediler. Hala olduğu gibi çok iyi korumuşsunuz. Ben de çocuklar korumuş. Ben işte ilk kapıdan bahsettim ya, hani muhtar diyor ki işte biz camı yapıyoruz, çocuklar kırıyor. İşte ben 3 yıldır oradayım, yaptığım hiçbir şeye çocuklar yani bilinçli ve kasıtlı bir şekilde hiçbir zaman zarar vermediler. Hatta yani bunu tamamen her şeyi köylülerle beraber yaptık, öğrencilerle beraber yaptık. Her şeyde onların emeği vardı. Bu grafitiyi yaparken daha böyle bir sürü videolarımız arasında bir alanı çocuklara ayırdık. Şimdi burada fark ediyor musun? Beyaz bir alan. Orayı tamamen spreyi çocuklara verdik ve istedikleri gibi boyadılar mesela o gün. Hani işlerinde kalmasın diye. Çünkü hani vermediğin zaman sonra bir yerden yakalayıp bir yerleri kendi kafasına göre yapabilirdi. Biz işte o grafitiyi yaptığımız günden kalma aslında bir şeydi. Burada değil mi, hep çocuklarla birlikte bütün paylaşımları onlarla beraber yaptık. Ve o günde birbirimize bir söz vermiştik. O sözün... Kim koruyacak bu okulu? Kimiz biz? Pembe Viran İlkokulu. Kimiz biz? Pembe Viran İlkokulu. Kim? Pembe Viran İlkokulu. Kim koruyacak okulu? Biz. Kim güzelleştirecek? Biz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Ooo Pembe Viran diyecek. Ooo Pembe Viran. Evet. Bu bütün bu değişimi yaşarken bu senenin başında işte aynı muhtar bir öğretmenler toplantısında ben işte okulla ilgili yaptıklarımızı şu ana kadar yaptıklarımızı ve biz bundan sonraki hayallerimizi falan anlattı. Ve muhtar söz aldı. Şu eski muhtardı. Şu ben başladığım zaman muhtardı. Şu anda başka bir muhtar var da. Şunu dedi hocam çok güzel şeyler yaptınız şu ana kadar okulda. Ve dedi hani biz başka bir Diyarbakır'ın bir köyünden örnek verdi. Dedi ki Eylül'ün bu köyünde 250 tane hemşire var, bu kadar doktor var, bu kadar memur var falan. Bizim köyde niye çıkmıyor? Yani işte artık muhtar ve köylüler bunu sorgulamaya başladılar aslında. İlk önce yani o oradaki işte sadece bir taş yığını gibi duran okulu hiç kimse görmüyordu, fark etmiyordu okulu veya ne bileyim hani ya da fark ettirilmiyordu yani neyse bilmiyorum. Ben her zaman şunu diyorum, hani köylüden bir şey almak için önce senin bir şeyler vermen lazım. Biz de bir şeyler verdik. Yani her verdiğimizin belki 3-5 katını aslında geri aldık şu anda. Hani hem köylüler hem öğrencilerle yani çok güzel farklı bir diyalogumuz var. Bu pandemi sürecinde de çok farklı şeyler, farklı çalışmalar da yaptık. Burada en son aslında böyle bir şey yaptım en son. O da köy öğretmeni, Pembe Viran ve en baştaki çukurdaki değişim. Tüm bunlar bir araya geldi ve değişim hiç bu kadar gerçek olmamıştı diyorum ben. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler İmran. Ben teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar geldi bu arada aşağıdan. Evet, onlara evet. Böyle göz atmak istersen bir bakabilirsin. Birkaç tane de soru var bu arada. İstersen onları da sorabilirim. Şeyi paylaşımı kapatayım ekranı. Evet. Ben yönlendireyim. Hani eklemek yapmak isterse katılımcılarımız yine ekleme de yapabilirler. Hem aslında sen de laf arasında bahsetmiş oldun böyle hissetmiş gibi. Çalışmalarınız çevredeki okullara örnek teşkil etti mi? Bir de velilerden nasıl tepkiler aldınız? Çocuklar ailelerine bu değişimleri nasıl anlatmışlar gibi böyle bağlantılı bir soru var. İki soru. Evet. Yani ben aslında şöyle bir şey, hani biz okulda bir şeyler yapıyoruz. Çocuklar velileri nasıl bahsediyorlar. Ben daha önceki okulda işte böyle ki bir kitap kütüphane falan yarattık. Onda bir okuma etkinliği yaptık. Ailemle okuyorum falan. Onun için bir ilçe milli eğitimden bir onay aldık. Bir 45 gün bir okuma yarışması yaptık. Aileler okula geliyordu. Bu etkinlik sonucunda işte en çok okuyan aileye çeyrek altın hediye ettik. Ve bununla hani uğraştım bayağı. Bunun izinlerini alırken de şey dedi bana. Benim şefim, ya Yunan Hoca sen bu kadar uğraşıyorsun kim sana aferin diyecek. Ya dedim hani çok da ben bunun beklentisinde değilim. Hani bilim ana aferin desin falan. Öyle bir şeyinde değilim. Ben dedim sadece bir çocuğun hayatına bir etki edersek bu benim için yeterli. Ve o kitap okuma etkinliğinin sonucunda
biz bir yemek yaptık. İlk beşe giren aileyi Diyarbakır'a yemeğe götürdük falan. O çocuklardan birinin ailesi de geldi. O gün babası geldi ve o aileyi biliyorum ki, bu eski okulundan bahsediyorum. O aileyi biliyorum ki bunlar işte kızları büyüyünce okula göndermiyorlar. Ve o gün o yemekte biz birkaç kişi vardık, öğretmenler, farklı kişiler vardı. Onun babasını o kızın okula gitmesi için ikna ettik. Yani bu kitap okumanın en büyük avantajı o kızın okuması ve hala da okuyor, devam ediyor. Ben hani bu zaten benim için çok farklı bir şeydi. Hani bazen böyle görünür şeylerin olması çok farklı bir motive oluyor. Buradaki ben bu pembe bir anda da en büyük motivasyonlarından biri, bir öğrencim annesine, işte annesi ben çok sonradan öğrendim, bir sürü değişimler yaptıktan sonra. Annesi bir gün biz köydeydik, işte geldi dedi, hocam ben çocuğum hasta, sizinle Diyarbakır'a gelebilirim dedi. Tabii dedim, bindi arabaya gitti, giderken yolda bana anlatıyor. Diyor hocam sen bu okula geldiğinden beri işte Mizgin her akşam evde seni anlatıyor. İşte geliyor İmran Hoca böyledir, İmran Hoca eğitime çok önem veriyor, İmran Hoca şöyledir. Ya böyle anlatıyor, ben böyle araba kullanırken böyle içim dolup taşıyor. O bir şey anlatıyor işte, diyor işte diğer öğretmenler İmran Hoca'nın tırnağı olamaz. Ya diyor bu çocuk bu lafları nereden bulmuş yani. O benim için çok farklı bir şey. Hani yapıyorsun, bir de çocuk zaten çocuklar her şeyi görüyor, her şeyin farkında. Bir de bunu senin duyman, ya bu benim en büyük motivasyonlarından biri pembe bir an için. Yani buydu. Zaten bu motivasyon üzerine bir de okulla ilgili şu ana kadar böyle ne hissettiysek, ne düşündüysek, ne haller kurduysak şu ana kadar hemen hemen hepsi olduğu gibi. Bunda çocukların enerjisi de çok çok fazla var. Bir de çevre okullarla ilgili mesela bizim böyle birkaç tane okulla birlikte aslında aşağı yukarı aynı çalışmaları yapıyoruz. Destek verdiğimiz hani sen bu nasıl yaptın falan. Ömer'in okulu mesela, Ömer'in Halka Pınar diye bir okul. Orada da güzel farklı çalışmalar yaptık. Benim işte aslında hayallerimden biri yani kendi okulum gibi birkaç tane daha okul yaratabilir miyiz işte. Öyle bir şeyler de var aklımda. Bir gün işte yan köyden bir okul müdürü geldi okula baktı. Hocam dedi çok çok farklı, çok harika bir okul olmuş falan. Dedi ben bir önceki köyden geliyorum. Oradaki öğretmenleri sizin okulunuza getirebilir miyim dedi. Dedi ben oradan geliyorum, çok kötü durumdalar. Hani böyle çok umutsuzdurlar, çok şeydiler falan. Ve hani onlar geldi okulumuza. Ben eski okulun eski fotoğraflarını gösterdim. İşte nereden nereye gelmişiz. Sonra onların okuluna gittik. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Ya onların okuluna da kafa yormaya başladık. Onlar da bir şeyler yapıyor. Bunun gibi işte hani böyle onun dışında hani böyle hani çevremizde ben öyle çok sosyal medyada falan çok da yani çok az paylaşıyorum. Bir ara böyle bir şeyim vardı yani işte paylaşayım işte. Hani böyle fenomen öğretmenler var ya günümüzde, çok fenomen öğretmenler var falan. Bir dönem böyle bir hissiyat gelişti. Sonra aslında o görünürlük, birinlik kısmını ben onu da kodada böyle bir o yanım da tamamlandı. Yani birileri görüyor, fark ediyor, hissediyor. Bu yeterdir yani böyle yüzlerce, binlerce kişinin duyması için ekstra bir çaba harcamadı. Beni bir sefer hani bu fenomenlik kısmı da herkes duysun, bilsin. Sadece yapmış olmak için yapıyor bazı insanlar. Ben onu da görüyorum. Öyle bir şeye de girmedik. Böyle hani böyle ulaşabildiğimiz veya böyle bu tarz eğitimlerde anlatabildiğimiz şey yaptığımız insanlar da farklı bir ilham oluyor tabii ki. Başka var mıydı? Çok sağ ol İmran. Valla ben dinledikçe duygulanmaya devam ediyorum her defasında böyle gerçekten. Sağ olasın. Şey diyeceğim, bir tane de kaç yıldır okulunda görev yapıyorsunuz? Bu okulda üçüncü yılım oldu. Yani zaten ilk çalışmalarımızı yani %90'ı ilk bir yılda yaptık gibi. Zaten son işte 1,5 yıldan fazladır da pandemi var yani. Ben de bakıyorum böyle. Şu an sorular benim gördüklerim en azından bitti. Kaçırdığım evet. Varsa belki sözlü olarak söylemek isteyen, yine chat'e yazmak isteyen varsa, ekstra soru geliştiyse belki alabiliriz. Sonra biraz da böyle uygulama kısmına geçeceğiz. Bir uygulama yapacağız bildiğim kadarıyla, değil mi İmran? Öyle bir şimdi, şeyimiz vardı. Yani böyle katılım böyle 37 kişi aslında herkes için, herkes farklı yaptık. Böyle kapılar etkinliğini gruplara ayırma şansımız var mı? Katılım olur mu? Böyle bir etkinlik de yapıp. Evet yapabiliriz hocam. Evet. 6'şer kişilik böyle gruplar diye. Evet. Kaç kişi? Tamamdır. 37. 6 kişi olsa 6 grup mu? Böyle 8 grup da olabilir aslında ya da 7 grup da olabilir. Tamam 7 grup yapalım hocam. Böyle çok oturduk sanki. Şimdi kapılar diye bir kapıyla başladık. İlk bizim değişim
kapıyla başladı aslında. Kapılar diye bir etkinliğimiz var. Bu yine etkinlik kitabında var. Burada şimdi odaya gitmeden önce anlatayım. Odalara gittiğinizde hepinizin böyle bir kendinizi bir kapının önünde hayal edebilirsiniz veya siz bir kapı olabilirsiniz. Bu kapı nereye açılıyor? Veya siz ne hissediyorsunuz? Hani içinizde kendi ruh haliniz de olabilir. Açılmasını istediğiniz bir yer de olabilir bu kapı. Bu kapı nereye açılıyor? Veya nerenin kapısı? Bunu o grup içerisinde böyle birbirinize anlatıp daha sonra herkesin bir kapısının bir zil sesi de vardı. İşte herkes bir, kendi kapısı için bir zil sesi verirlerse herkesin bir kapısı o kapıda kendi ruh halinizde olabilir veya nereye açılıyor o da olabilir. Bu grup içerisinde herkes ifade etsin kendi kapısını ve bu grubun içine en ilginizi çeken, en hoşunuza giden kapıyı seçip ana grupa geldiğiniz zaman o grup bir sözcüğü de o kapıyı hem ne kapısı olduğunu hem de zil sesini böyle böyle bir şarkı eşliğinde onu sizden böyle alacağız. Şöyle ben de tekrar böyle bir mini hatırlatma yapayım o zaman. 6'şar kişilik odada muhtemelen. Toplam 8 dakika ben yetebilir diye düşünmüştüm İmran. Hani herkes evet. Böyle bir dakika kendi kapısını söyler. 2 dakikada da ortak kapıyı belki bulurlar. Hani ortaklaştığımız kapımız ne ve sesimiz ne olsun diye karar verebilirler. Sözcüğü belirleyebilirler. Geldikten sonra da chat kısmına işte birinci grup sözcü benim diye yazarsanız biz sözcülerin kim olduğunu herkes görsün istiyoruz çünkü. Oyunun devamında herkesin bilmesine ihtiyacımız olacak. Sanırım bu kadar yeter değil mi? Evet. Tamam. Ve grup sözcüleri chatte yazabilirseniz arkadaşlar. Bir ve ikinci grup geldi. Yazdı sözcüler kim? Kimse isimlerini yazarlarsa böyle sözcülerden başlarız. Dördüncü grup askıda hocam. Nurçin geldi. Hala Nurçin selam. Sonuna var yetiştik. Teşekkür ederim. Evet İmran yetiştim. Hatta grubun sözcüsüyüm ama kaçıncı grubun sözcüsü olduğunu bilemediğim için böyle bakıyordum. Grubumun numarasını üçüncü bilmiyorum. Grup. Üçüncü grup. Üçüncü grup. Tamam. 6 grup mu yapmıştık acaba? Evet 5 ve 6 geldi mi arkadaşlar? Toplamda 5 grup yaptık. 5 Hilal Hanım tamam. 6 yok sanırım bu kişi sayısından dolayı evet. Sözcüleri evet. Yazdık tamam. Bir 3. grubun sözcüsünü. Nurçin. 3 Nurçin. Tamam okey. Evet. Şimdi bu kapılar etkinliği ve müzik etkinliği olarak geçiyor etkinlik kitabında. Ve İlker Hoca yazmıştı. Aynı zamanda ilk böyle deneyimleme şansım da olmuştu. Hoşuma gitmişti. Böyle birinci gruptan hangi kapı olduğunu, nereye açıldığını ben o hissiyatı alabilir miyiz? Birinci gruptan Burcu Hocam. Herkese merhaba. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum katılanlara. Bizim kapımız doğaya açılan bir kapı. Yani dışarıya açılan. Ağaçların, çiçeklerin olduğu bir kapı. Müzik olarak da biz herkes o anki ruh haline göre ne hissediyorsa... Müziği şimdi söylemeyiz tabii. Ay tamam. Aa, evet. Biraz sonra tamam. Geleceğiz müziğe. Evet. Tamam. Evet. İkinci gruptan Ünal Hocam. Biz bilgi kapısı diye düşündük. Bilgi kapısı. Bilgi deyince tüm bilgileri kapsayan ama akademik kurallara uygun, etik kurallara uygun... Bilgi önce insanı değiştirir, çevremizi değiştirir, bulunduğumuz bölgeyi, ülkeyi ve dünyayı değiştireceğine karar verdik. Son derece önemli ama bütün dediğim gibi bütün bilim dallarını ayırmadan doğru bilgi, güvenilir bilgi olan bir kapıdan giriyoruz biz. Evet, çok güzel. Çok akademik bir grup olmuş orası. Güzel. Biraz görevden dolayı yani, ben kütüphane öğretmeniyim. Bir ay kütüphane programı yürütüyorum. Akademik evet. Kütüphane ile ilgili dersler veriyorum. Tamam. Oradan kaynaklı olabilir. Evet. Böyle hani kendi duygu düşüncelerini aktarmak isteyen de varsa hani kapılarınızdan bahsederken ne hissettiniz? Belki bir iki kişiden veya gruptan da Burcu ve Önal Hocam'dan da tekrar. Ne hissettiniz bu kendi kapınızdan bahsederken? Ayrıca bunu söylemek isteyen varsa da söz alabilir arkadaşlar. Güvenilir ve gerekli bir kapı olduğunu düşündüm. Oradan girdikten sonra hani çıkarken farklı biri olarak çıkacağımızı düşündüm. Daha gelişmiş,
farklı bakış açılarına sahip olan, insanlara saygı gösteren, tüm dünyayı kapsayan ve gerekli olan bilgilerle donanmış bir dünya vatandaşı olarak çıkacak birisi olarak düşündük. O kapıdan giren kişi bir dünya evet. vatandaşı olarak çıkacak. Herkese faydası olan bir kişi olacaktır diye düşündük. Evet, çok güzel. Evet, üçüncü gruptan Nurçin, sizin kapınız nerenin kapısıdır? Bizim umut kapısı olarak adlandırdık. Evet. Aynı zamanda dilekleri gerçekleştiren bir kapı. Ve bu kapının ardını daha çok hayal ettik. Ortak bir hayal oluştu. Deniz gördük. Çok güzel bir zeytin ağacı vardı grubumuzda, kapımızın ardında. Ve çocukların oyun oynadığı, umut ettiği ve umutlarının sonunda da dileklerine bir şekilde ulaştığı bir kapıydı. Kapının ardı ve kapının özelliği bu şekilde bizim grupta. Evet, teşekkür ederiz. Harika. Aslında hocam, dördüncü grupta sizin kapınız nasıl bir kapıydı? Bu kapı nereye açılıyordu? Hocam biraz heyecanlıyım. Arkadaşları da belirtmişti. öncelikle yani farklı farklı arkadaşlarımızdan görüşlerini alarak birleştirmek istedik. Yani sadece bir fikri alarak yapmak istemedik. Başlangıçta ilk hedefimiz özgür bireyler ve adaletli bir dünyaya açılmasını istedik. Ama bunun da renkli bir şekilde olmasını istedik. Hani evet yani normal bir dünyaya açılabilir ama bu nasıl renkli olabilir düşüncesine girdiğimizde biz de ilk olarak orman fikri çok hoşumuza gitti. Ormanda bir luna park bir park olsa ve bu... burada çocukların aslında eğlenebileceği, kendilerine gerçekleştirebileceği bir alan olmasını istedik. Hani sonrasında bir soru sormuştum arkadaşlarıma. Sadece dedim bunu çocuklar mı istiyor? Peki biz istemiyor muyuz diye sormuştum. Bunu da sordum da aslında grupça hep aynı karara varmıştık. Çünkü biz de aynı dünyayı istiyoruz. Biz de renkli ve eğlenceli şeyler olsun istiyoruz. Sadece işte birazcık yaşımız büyüdüğü için bunları gösteremiyoruz. Hani işte hatta şu örneği vermiştim. İşte biz bir oyuncak aldığımızda kuzenimize, akrabamıza ya da çocuğumuza biz de keşfetmek istiyoruz. Biz de onunla beraber öğrenmek istiyoruz. Bundan dolayı kendimizin de aslında içinde olabileceğimiz adaletli, özgür bir birey olmasını istedik. Aslında kapımızın bir at olacağını bilmiyordum ama arkadaşımın bir tane sözü vardı grupta. Ütopyalar güzeldir. Bunu düşündük ama bu nasıl olur diye demiş. Ütopyalar güzeldir. Ütopyalar kapısı diyelim o zaman. Ütopyalar. Evet, ütopyalar kapısı olabilir. Güzel hocam. Siz dediğinize ben de katılıyorum. Bu yani okulda da veya işte oyuncağı ilk önce birbirine oyuncak alın önce ben açarım, denerim. Biraz böyle şey yapalım veya okulda yaptığımız her şeyi ben denemişimdir. Orada takla atmışımdır, zıplamışımdır, tırmanmışımdır falan. Öyle ilk önce kendim bir keyfini çıkarmışımdır. Ona böyle katılıyorum kesinlikle. Hilal hocam 5. grupta. Merhaba. Bizim kapımızda hayal kapısı. Biz hani şey diye düşündük. Sabit bir şey bir şeye açılmak yerine herkesin hayali neyse farklı bir şeye açılsın. Ve bu hayal kapımızda sadece iyiliklere açılan bir hayal kapısı. Yani kötü hayallere yer yok. İyiliklere evet. götürüyoruz kapıyı açanları. Dediğim gibi bireysel farklılıklara önem verdiğimiz için herkesin hayali neyse onu açılacak kapımız. Böyle. Evet, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şimdi böyle bir şarkı eşliğinde bu kapıları bu sefer tek tek bir dolaşalım arkadaşlar. Hangi kapıya gittiğimiz zaman o kapıyı çalacağız. O gruptaki arkadaşlar o kapının zilini biliyor. O yani mikrofonları açıp kapının zilini çıkartırlarsa güzel olur hep beraber. Sonra şarkıyı diğer kapıya da gittiğimiz zaman bu sefer hep beraber yine şarkıyı birlikte söyleyip o kapıyı gidip bir seslerini duyalım. Olur mu? Şarkıyı önce bir sesi çok iyi değildir. Eşlik edebilecek olanlar olursa sevinirim. Yani ritmi de yakalarız umarım. Burcu, Ünal, Nurçin ve Aslı'da Hilal. Ben bir, böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralı gideyim. Çok kafalarımız karışmasın. Evet. Şarkımız şöyle. Gel yola çıkalım, Burcu'ya gidelim. Kapısını çalıp sesini duyalım. Kapısını çalıyoruz ve Burcu kapısı artık nasıl bir ses çıkarıyorsa Burcu'nun grubu yani birinci gruptan o kapının zil sesini istiyoruz. Evet. Birinci grup şu anda mikrofonlarını açabilir, başlayacağız. Sonra o birinci grubu alıp ikinci kapıya, sonra üçüncü kapıya, sonra bütün kapıları gezeceğiz arkadaşlar hep beraber. Başlıyorum. Gel yola çıkalım, Burcu'ya gidelim.
kapısını çalıp sesini duyalım. Bütün grup. Sesiniz belli mi? Kapınızın sesi. Sessiz kapı mı? Sessiz kapı mı? Zil takılmamış mı kapıya? Elektrik mi kesin? Farklı farklı aynen. Sesler. Herkeste farklı bir şey arka plan sesi var bizde şu an. Tamam bir yapın mesela siz o zaman. Biz ne duyduk? Belki oradan duyduğumuzun ne olduğuna bakarız. O sizin zil sesiniz olur. Hadi hep birlikte o zaman. 1-2-3 diyelim. Aynı anda herkes... Evet biz basalım. Sonra siz aynı anda verin. Bakalım ne duyduk. Oradan yola çıkalım. Baştan alıyorum. Tamam. Gel yola çıkalım. Burcu'ya gidelim. Kapısını çalıp sesini duyalım. Diyorum. La 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 la. La 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 la. Evet, bütün grupta tekrar edelim arkadaşlar. Hep beraber tekrar ederiz. La 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 la. Evet, bunu söylemiyoruz çünkü diğer herkes de o kapı sesini bir tekrar edebilir. Evet, herkes o zaman bittikten sonra herkes mikrofonunu açabilir. Sesi evet. Birlikte söylemek için. Şimdi ikinci kapıya gideceğiz hep beraber arkadaşlar. Gel yola çıkalım, Ünal'a gidelim. Kapısını çalıp sesini duyalım. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilgiye ulaşmanın sonu yok çünkü. Uzun ince bir yoldayım. Artık Diyarbakır'dan gelsin, patlasın bir türkü yani. Bence de. O zaman bunun da ritmi şu olsun bari. De ne 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 de ne ne de ne ne ne. Öyle çalıyormuş kapı. Evet, tamam. Üçüncü kapımıza gidiyoruz. Gel yola çıkalım, Nurçin'e gidelim. Kapısını çalıp sesini duyalım. Day didi day tatam. Day didi day tatam. Evet, dördüncü kapımıza gideceğiz. Gel yola çıkalım, Asude'ye gidelim. Kapısını çalıp sesini duyalım. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Harika. Evet, son kapımız. Gel yola çıkalım, Hilal'e gidelim. Kapısını çalıp sesini duyalım. Şöyle biz iki ses düşünmüştük. Onun için bir tanesi. Yani aynı anda şey yapacaklar. Tabii. Çocuk kahkahaları diye düşündüğüm için hemen çok iyiymiş. Ve hem kahkaha hem de çık 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 çık. Kapılarınıza sağlık. Kapılarınız inşallah her zaman çok güzel yerlere açılır. Teşekkür ediyorum. Bizden şimdilik bu kadar Esra. Aynen. Çok güzeldi sizinle geçirdiğimiz zaman. Katkılarınıza, varlığınıza, sonradan da olsa açılan kameralarınıza, yine de kapalı olsanız da orada olduğunuzu bilmeye sağlık. Gerçekten çok teşekkürler. Hem TG ailesine hem İmran'a ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ben de, çok teşekkür ederim bütün katılımcılara, TGV ailesine. İki yıl oldu. Forumun haberleri, mailleri sürekli geliyordu. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum herkese. Geç oldu, güç olmadı. Çok evet. Güzel oldu. Yıllardır buna hazırlanıyor gibiyiz hocam. Böyle yüz yüze planladık, olmadı, online oldu ama gerçekten evet. Güzel oldu.
Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Ben demin de arada söyledim. Gerçekten tüylerim diken diken duygulanarak izledim sunumunuzu. Çok çok sağ olun. İyi ki varsınız diyeyim. İyi ki sizin gibi öğretmenler, hocalar var. Biz de TEGE Valisi olarak çok çok teşekkür ediyoruz KODA'ya bizimle birlikte olduğu için.